Ege Genç Adamları Derneği Başkanı Seda Kaya, Kemeraltı'nın ayağa kaldırılmasını isterken Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar da Aziz Koçoğlu'na İzmir tramvayı gecikecek mi diye sordu. O toplantının detayları şimdi sizlerle. Kültür Park şehrin kalbindeki en önemli nefes alma alanı olmasının yanı sıra Alsancak Bölgesi'nin ekonomisi açısından da can damarı niteliğindedir. Bu sebeple kente değer katacak organizasyonlara ev sahipliği yapmasının önemini vurgulamak isteriz. Yeni kent merkezinin İzmir'in silüetini değiştirdiğine şahit oluyoruz. Daha modern bir görünüme kavuşmaya başlayan kentte bu alanın çok iyi planlanması hem kentsel rantın artmasını hem de o alanın yenilenmesini sağlayacaktır. Ancak ulaşım, trafik, otopark, kanal, su, iletişim sistemi ve yeşil alan gibi altyapı yatırımlarının da o bölgedeki gelişim hızına paralel biçimde planlanması gerekmektedir. Kaya, İzmir'e katkı koymayı planladıklarını dile getirirken EGİAD Danışma Kurulu Başkanı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da Başkan Koçoğlu'na İzmir'in tramvay projesi ve fuarlar konusunda çağrıda bulundu. Tramvayla ilgili her ilde yeni bir altyapı yatırımı yapıldığı anda belirli sıkıntıların çekilmesi gayet doğal. Ancak tramvayın süresinde ve imkan varsa daha önce bitirilmesi konusunda sizin destekleriniz son derece önemli. Ama bittiği zaman şehirdeki ulaşımın rahatlayacağını biliyoruz. Özellikle yeni alınan gemilerle bunların entegrasyonu, metro ile birleşimiyle ilgili tünellerde olduğu, metroda olduğu gibi yani bir gecikmeye mahal verilmeksizin tramvayın bir an önce bitmesi bizim açımızdan son derece önemli. EGİAD toplantısında 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağının sinyallerini veren Başkan Koçoğlu için AK Parti cephesinden ise ilk yorum geldi. İktidar Partisi'nin İzmir patronu Bülent Delican sert sözlerle Koçoğlu'na yüklendi. Zaten bıçak kemiğe dayanmıştı dedi.